Bu bize Türkiye'ye Gürcistan'dan girdi. Özellikle yani biliyorsunuz o taraftan büyük bir trafik var Türkiye'ye. Türkiye üzerinden geçen tırlar var. Sonra turizm trafiği var. Yani bu arabalara yapışıyor, malzemelere yapışıyor, geliyor. Halinde şu anda. Al onu başkanım, alabiliyor muyum? Neyin dur az gelsin. Şey gelsin, onu kova gelsin. Bu ilk etapta bizim doğu bölgelerinde, yani sınıra, Gürcistan sınırına yakın bölgelerde görüldü. Ancak özellikle de Gürcistan'da bundan birkaç sene evvel çok büyük hasar yarattı. Sadece fındıkta değil, aynı zamanda sebze ve meyvede de çok zarar veren bir böcek bu. Ve önemli olan senede 3 defa yumurtluyor ve büyük çapta üreme oluyor. Dikkat ederseniz bu genelde sahil bölgelerinde mevcut. Yani 300-350 rakıma kadar yoğunlukta bulunuyor. Çünkü bu böcek soğuk bölgelerde yaşamıyor. Onun için de yükseklerde böyle bir tehlike şimdilik yok. Geçen sene biliyorsunuz sahil bölgelerinde kar yağışının az olması, kışın biraz daha yumuşak geçmesi nedeniyle büyük bir popülasyon artışı oldu. Tabii mücadelede olmadığı için, ilaçlama veya tuzak vesaire gibi şeyler de olmadığı için bu popülasyonu süratli bir şekilde arttı ve bizim özellikle Perşembe ve Fassa yörelerimizde çok korkunç derecede şey var, böcek var. Şimdi bakın biz hemen şu Akçova Ormanı'nın karşı tarafında ki bahçelerde ve binalarda bunun yüzlercesini görebilirsiniz. Evlere gidin mesela karşı tarafa. Hatta bizim buraya bile duvarlara geliyorlar, yapışıyorlar. Ha. Bizim manzara karşı. Yani fabrika mesela fabrikanın duvarlarına yapışıyorlar. İşte içeriye girmeye çalışıyorlar. Bizde şimdi telle korunmuş olduğu için bütün fabrika, dolayısıyla içeri girme şansları yok ama yani dışarıya yapışıyorlar. Biz bunları topluyoruz. Burada görünüyor mu? Bakayımız. Ha, bu da iyi bak. Aa, bu şey, bir dakika. Dolayısıyla buna bir tedbir alınması lazım. Yani bu bölgelerin özellikle Fassa'nın ve Perşembe'nin belki karantinaya alınması lazım. Özel olarak belki ilaçlama mı yapılacak yoksa başka bir yöntemle mi bunlar temizlenecek bilmiyorum. Ama yani bir ciddi anlamda buna devletin el atması lazım, Tarım Bakanlığı'nın. Ben onu o bakımdan yani bir koordinasyon toplantısı yapılması ve bölgenin tek tek incelenmesi, aktivitenin yoğun olduğu yerlerde özel dediğim gibi karantina bölgeleri ilan edilerek çiftçinin, üreticinin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani bu konuda bir an evvel adım atmalıyız. Aksi takdirde bu iş bir dahaki seneye kalırsa bir dahaki sene çok büyük zararlarla karşılaşacağız. Çünkü bunu yaşayan ülke Gürcistan ve biz bunu gittik gördük. İnanın mahsul 1/3'e düştü Gürcistan'da. Artı sebze meyve tamamen mahvoldu. Yani biz bu hallere düşmeden bunun tedbirini almalıyız. Ta 2008'de bile ben tespit etmişim bunu. Bak görüyor musun? 2008'de bak. Bir buçuk sene evvel bu işin üzerine gittik. İhraç açılabilirliği olarak. Ve belki takip ediyorsunuz bilmiyorum. Yani araştırma, Samsun'daki araştırma enstitüsünde bir doktor arkadaşımız var. Bunun vasıtasıyla bu böcekleri yumurtalarını yiyen bir samuray arısı diye bir arı çeşidinin Türkiye'de üretmek üzere bir yatırım yapıldı ve bu şu anda üretiliyor ve özellikle de bizim sınır bölgelerine, yani Gürcistan bölgelerinde bir deneme amaçlı başlatıldı, yani buralara salındı. Ama bu bir biyolojik bir mücadele. Bunun dışında bir kere farkındalığın artırılması lazım. Yani üreticinin bunun nedenli zararlı olduğunu öğrenmesi lazım. Fabrikanın böğründe görüyor musun? Bak, bak. Attık içine, kavanozun içinde. O da tamam. Bu da yakalanmıştır. Görüyorsun, bu akşama kadar topluyoruz. Bir, şöyle bir tane dolduruyoruz, kavanoz dolduruyoruz akşama kadar.